İlk uzun metraj filmini toplumsal bellek ve hafıza üzerinde yoğunlaştığı kaygı Berlin Film Festivali'nde premierini yaptı ve Cadı Üçlemesi'nin ilk filmiyle sinemalara tekrar döndü. Bu sene Ankebut adlı 8 yıl boyunca şiddetine maruz kaldığı kocasını öldüren Namus Türk'ün hikayelerini anlattığı bir belgesel kısa filmini izledik. Bugün de Engelsiz Filmler Festivali'nin Uzun Lafın Kısası bölümünde 13 artı filmini izlediğimiz Ceylan Özgün Özçelik'le beraberiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk herkese. Merhaba. Festivale gelenlere, yapanlara, herkese merhaba. Teşekkür ederiz. Cadı Üçlemesi fikri nasıl ortaya çıktı? Öncelikle ben buradan bir başlamak istiyorum ve 13 artı nın bu üçlemedeki sizin için rolü nedir? Biraz da ondan bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii. Cadı Üçlemesi aslında 2016'da kaygının post süreci bitmek üzereyken bir bayram kutlaması yapıyorduk evde ve biz Karadenizli bir aileyiz ve çok kalabalık oluyor bu bayram kutlamaları. Çünkü en büyük babam, babaannem babamlarla birlikte yaşıyor ve dolayısıyla da herkes oraya geliyor bayramlarda. Ve böyle bir an mutfakta bir dolu kadının içinde şöyle bir durdum. Yani çünkü bir oda dolusu kadın ve kız çocuğu var. Üç kuşak işte babaanne, gelinler, halalar, işte kuzenler, anne vesaire. Ve böyle bir kadınları izlemeye başladım. Kim bu kadınlar dedim. Ve gerçekten bu soruyu sordum. Yani çünkü ne kadar ailede olsak belli bir yere kadar bence birbirimize açılabiliyoruz. Yani bence değil, genel olarak öyle. Ve bir sürü bir şey bizde sır olarak kalıyor. Yani babaannemin çok zor bir hayatı olduğunu biliyorum. 15 yaşında evlendiğini, şiddet gördüğünü biliyorum. Ama detaylara yani hakim değilim. Çünkü hiçbir zaman anlatmadı. Yani biz sadece bana söylenen kadarını biliyorum. Ya da işte herhangi halalarımdan birinin yaşadığını biliyorum. Annemin yaşadıklarını biliyorum. Kendim kötü tabii hatıralarım var pek çok kadın gibi. Ve biz bunları neden konuşmuyoruz? Niye birbirimize anlatmıyoruz? Aslında birbirimize anlatsak bir paylaşım yapsak. Belki de el ele tutuşacağız. O evdeki bütün erkekleri göndereceğiz ve biz o bayramı bir ayin gibi, bir iyileşme ayini gibi, içimizdekileri kusarak, birbirimize sarılarak, gülerek, dans ederek kutlasak ne manyak bir gece olur dedim ve bunun filmini yapmaya karar verdim. Madem gerçekte yapamıyorum ben bunu, bunun filmini yapayım dedim. Ve 18 artı adlı uzun metraj Yeni Kurmacam'ın senaryosunu yazmaya başladım. Ya tabii ki hani ailemdeki kadınlardan ilham aldım ama çok daha çeşitlendirmek için de gerçekleri okumaya başladım. İlk aldığım kitap bu anlamda Canına Tak Eden Kadınlardı. Yıllarca gördükleri şiddet sonrasında kocalarını öldürmüş kadınlarla ilgiliydi ve oradan okumalara devam ettim. Makalelerde, dergilerde, tezlerde bulabildiğim ne varsa hepsini. Ve sonra hukuk mezunu bir avukatım ben ya. Bunu bir kullanayım dedim. Hani ve avukat arkadaşlarımla, sadece bu alanda çalışan avukat arkadaşlarımla temas ettim. Ve bu süreçte bir sürü şiddet okumaları tabii yaparken zaman geçiyor, senaryoyu yazıyorum ve yıl 2018 bir kabus gördüm. Yani tabii sıkça kabus görüyorsunuz. Doğal olarak bunları okurken ve gördüğüm kabusta da ben bir ya tanımsız bir yerdeydim, penceresiz tanımsız bir yer, böyle eski harabe ve bir grup erkek karşımda dikilmiş bana bakıyordu ama yani gözlerini bile kırpmıyorlar, yani hiçbir hayat belirtisi yok, yani böyle bir yaratık gibiler hepsi, hiç hareket etmiyorlar, ben de hareket etmiyorum ama ben edemiyorum, yani bağırmaya çalışıyorum, klasiktir ya, o karabasanlar çöktüğünde bağırmaya çalışırız, sesimiz çıkmaz, nefes almaya çalışırız, alamayız, hareket etmeye çalışırız, edemeyiz. Öyle bir karabasan halinde ben bir karyolada böyle bana bakan adamlardan kurtulmaya çalışıyorum. Ve arada bir doktor girip çıkıyor. Ve o doktor ilk girdiğimde hani hep öyledir ya, bir umut doğar, tıp, kurtaran, şifa geliyor diye zannederiz. Ama yok, o sadece ben öldüm mü kaldım mı beni kontrol edip geri çıkıyor. Beni kontrol edip geri çıkıyor ve en sonunda o adamların arasına katılıyor. Ve bu bende ertesi sabah devam etti, yani bunun etkisi. O sıralar biraz hani kız çocuklarına yönelik istismar da çok okuyordum. Ve bu böyle bir birleşti bunlar. Bir kısa film yapma fikri doğdu. Hani tek plan ve şiddetin o döngüsüne dair, hiç kesilmeyen döngüsüne dair 360 derece kameranın döndüğü. Ama benim kabusumdaki gibi bir final değil de daha ferahlatan,
belki o kız çocuğunun o mekanı değiştirdiği, komple orayı yıktığı ve yeni bir dünya inşa ettiği bir kısa film fikri doğdu. Ve bunu yapımcımla paylaştığımda uzun metrajlar arasındaki tematik bağ, yani işte kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı bir şifa filmi yapma meselesiyle çok örtüştüğü için biz neden o zaman gerçeğe de uzanmıyoruz? Evet, bu kısa filmi yapalım ama bir de belgesel yapalım. Yani gerçekten cezaevindeki kadınların konuştuğu, onları dinlediğimiz, onların anlattığı bir belgesel de yapmalıyız. Yani çünkü diğer iki film kurmaca, biri zaten fantastik. İşte diğeri gördüğünüz gibi daha yine korku ögeleri içeren, yine fantastik bir kısa film. Bir de gerçeğimiz olsun dedik ve böylece bir üçleme fikri doğmuş oldu. Böyle yola çıktık aslında. Güzel ve gerçekten önemli ve etkileyici de bence. Teşekkürler. 13 artı filmi dediğiniz gibi böyle deneysel bir havası var, fantastik de bir havası var. Kameralar, işte o klostrofobik ortam, gerçekten o hiç kesilmeyen, yavaş yavaş devam eden böyle o deneyimi yaşatıyor insana izlerken de gerçekten. Bunun yanı sıra sesi de ben sizin filmlerinizde çok baskın bir tema olarak hissediyorum. Biraz onu da merak ediyorum. Bunu nasıl kullandığınızı, neden böyle tercih ettiğinizi de dinlemek isterim. Ya ses her konuda tabii ki çok güçlü bir öge. Kaygıda hafızaydı hani ana temamız ve hafızamızda koku, dokunma kadar sesin de, yani bazen bir ses duyuyoruz ve o sesi birinin sesine benzetiyoruz ya da orada kurulan cümle, o ton bize bir sürü şeyi geri getirebiliyor. Kaygıda keza bütün o boğulmaya neden olan zaten iktidarın sesiydi, medyanın sesiydi ve sürekli yeniden inşa edilen şehrin sesiydi. Yani bunların hepsi bir kabus unsuruydu ve sesleriyle de bizi kaygılandıran ögelere dönüşüyorlardı. Burada da aynı şekilde şiddetin en temel ögelerinden biri ses. Yani çünkü psikolojik şiddetin özellikle en temel kaynağı. Hani onu alıp ayrı bir yere koyuyorum. Fiziksel şiddet de, cinsel şiddet, yani bu sesler bizden çıkmıyor. Bunu yaşayan kadınlar hep belli cümleleri tekrar tekrar duyuyor. Belli sesleri tekrar tekrar duyuyor, maruz kaldıkları şiddetin seslerini. Ve 13 artıda tabii kurulan dünyada birçok şeyi göstermek istemiyordum. Ve göstermediğinizde de en güçlü yardımcınız, tabii ki en güçlü aracınız ses. Orada ne olduğuna dair sesle yaratacaktık bütün dünyayı. En baştan beri böyleydi. Ama hani net bir şekilde kız çocuğunun maruz kaldığı istismarı asla görmeyecektik. Ve nitekim böyle tasarladık filmi. Bir yandan da kız çocuğunun kendi mücadelesiyle maruz kaldığı şiddetin sesleri bir şekilde çarpışacaktı film boyunca. Yani kız çocuğu duvarlara vurup dışarıdakileri, beni duyan yok mu? Aslında konuşamıyor ama hani duvarlara vuracak, beni duyan yok mu? Bir yandan da hani az evvel konuştuğumuz gibi o mekanı da yıkmaya çalışıyor aslında var gücüyle. Ve finalde de hatta tamamen aslında kıyametin bir kendi versiyonumuzu oluşturduk. Yani kıyameti 13 artıya uyarladık. İşte boru çalıyor, devamında adamların üstüne sular geliyor, işte fırtınalar kopuyor, gökler gürlüyor ve yavaş yavaş aslında dünyanın sonu geliyor sesle. Bunu görüntüde yapmadık. Çünkü film boyunca zaten öyle bir görüntü dünyamız yoktu. Hani orada bir efektler, bir şeylerle şey olsaydı biraz garip olurdu. Yine ses dünyasına emanet ettik onu. Ve erkekleri orada daha kuklalar gibi. Hani artık kız çocuğunun büyüsüyle, yaptığı büyüyle birer kuklaya dönüşen ve can veren ögelere dönüştüler onlar orada, yaratıklara dönüştüler. Nihayetinde de artık bir bahçe, yani kendi bahçesini inşa ediyor ve kendi bahçesinin tek sahibi, özgürlük doğaya açılıyor. Ve artık da doğa sesleri tabii ve onun elementlerinin seslerine tanık oluyoruz finalde. Ve umuyorum ferahlıyoruz. Bizim niyetimiz oydu. Umuyorum ferahlıyoruzdur. Orada mesela hani yeniden bir inşa etmek deyince de o örümcek
teması da Evet. aklıma geliyor. Onu da size bir sormak isterim. Sanırım Evet. ankebut da Evet, dişi örümcek. örümcek demek Arapçada. Kur'an'da da geçiyor Ankebut suresi ve Ankebut suresinde çok aslında tanıdık olduğumuz, her gün sokakta da karşılaştığımız bazı hani ölüm var, ölüm metinleri görürüz ya böyle ölümle ilgili. Çoğu aslında o sureden alınma ve kıyametin kendisi de orada tasvir ediliyor. Özellikle Ankebut yapmamızın sebebi mesela hani Ankebut kısa filmi özelinde Name'nin orada bir dünya yıkması ve yerine bir dünya inşa etmesiydi. 13 artıda da örümceği bir kızla birlikte, kız çocuğuyla birlikte birleşerek, bütünleşerek yeni bir cana dönüşmeleri, aslında birbirlerinden güç almaları ve yeni bir cana dönüşmeleri. Çünkü artık kız çocuğu da ağlarını ördü o örümcekle birlikte. Orayı yıktı ve yenisini inşa etti. Tabii bu Hopi inanışlarından tutun da işte çok eski başka kültürlerdeki inanışlara kadar birçok anlamı var. Toprağın tanrıçası, işte dünyanın kurucusu vesaire. Yani ve dolayısıyla da hani bütün bu anlamları çok kuvvetliydi benim için. Örümcek 3 filmimizde de var. Cadı Üçlemesi'nin 3 filminin de ortak canlısı. Çünkü o kadınlar hep çok zor şeyleri yıkıyorlar ve yerine yine büyük zorluklarla yeni duygular inşa ediyorlar. Bunu çok kıymetli buluyorum. Ağlarını her yere örmelerini istiyorum. Umuyorum hepimiz örebiliriz, bütün kadınlar ve bütün kız çocukları. Umarım gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgiler herkese tekrar.